5G. Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda gördüğünüz her şeyin bir gün gerçek olabileceğini hiç düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz de düşünmelisiniz. Çünkü o gün geldi bile. Uzmanlar sanal dünyayı gerçekliğe dönüştüren bir teknoloji üzerinde çalışmaya başladılar bile. Adıysa 5G. 4G'nin sadece kablosuz bir mobil teknoloji olmasına rağmen 5G sadece bilgisayarda veya akıllı telefonlarda kullanılacak şekilde sınırlı değildir. Ayrıca insanlık için de inanılmaz fırsatlar yaratacaktır. Örneğin çok yakında hepimiz holografik çağrılar yapabileceğiz. Arayanların diğer uçtaki kişinin 3 boyutlu figürünü görebilmek için sanal gerçeklik gözlükleri takması gerekecek. Şu anda ise bir kişiyi bir holograma dönüştürmek ve ışınlamak için onlara özel 3 boyutlu kameralar yöneltilmesi gerekmektedir. Gözlükleri kullanmamak için 3 boyutlu hologram oluşturan özel bir ekrana sahip olmak gerekecektir. Ayrıca gördüğünüz gibi hologramları tam anlamıyla HD de sayılmaz. Ancak bu teknoloji yine de oldukça etkileyici ve dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar onu daha iyi, daha basit ve daha erişilebilir hale getirmek için zaten çalışıyorlar. Diğer şeylerin yanı sıra 5G veri iletim hızında da rekor kırmıştır. Sinyal gecikmesi yaşanmaz ve bağlantının stabilliği artırılmıştır. Başka bir deyişle, kısa bir süre içinde devasa miktarda verileri bile kısa sürede aktarabileceğiz. Lazer temizleyici. Geleneksel endüstriyel yüzey temizleme yöntemleri yeterince etkili değildir ve kesinlikle mükemmel de değildir. Aşındırıcı temizlik hassas yüzeylere zarar verir. Kimyasallardan bahsedecek olursak, bildiğiniz gibi hem insanlar hem de gezegenimiz için zararlıdırlar. Ayrıca endüstrinin zararsız ve güvenli bir alternatifi de olması gerekiyordu. Ve bu yüzden bilim adamları sonunda bu çözümle karşımıza gelmişlerdir. Herhangi bir yüzeyi temizlemek için darbeli fiber lazer kullanan bir makineye bakıyorsunuz. Bu makine Vulcan 500C'dir. Her şeyden önce bu teknoloji hassasiyetiyle öne çıkıyor. Lazer temizleme sırasında kırılgan yüzeylere dahi asla zarar vermez. Diğer bir avantajı ise düşük emisyon seviyesidir. Açık olmak gerekirse ortaya çıkan tek atık yüzeyden çıkan kalıntılardır. Başka bir şey değil. Vulcan 500C küçük ve taşınabilir boyutlardadır. Araç elde taşınır ve bir operatör tarafından kontrol edilir. Bu harika makine, boya, vernik, pas, oksidasyon ve küfü temizlemek için idealdir. İşlem bittiğinde lazer yüzeyi kaynak veya restorasyon için hazır hale getirmiş olacaktır. Otomatik dönen AI kamera. Modern kameraların çoğunluğu büyük bir dezavantaja sahiptir. Selfie çektiğinizde resimde kalabilmek için her an ekranda kendinize dikkat etmeniz gerekir. Hatta selfie çekmek de o kadar sorun değildir. Bu tür durumlarda aksiyon videoları yapmak tam bir kabustur. Neyse ki Çin şirketi OpSpot, video çekmeyi tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak iki ürün piyasaya sürmektedir. Birincisi kompakt taşınabilir kamera alt parçasıdır. Geliştirici cihaza nesneleri tanıyabilmesi için yapay zeka entegre etmiştir. Fotoğraf makinesi neyi filme çekmesi gerektiğini anlar anlamaz o şeyin çerçevede kalmasına izin verir ve kendi kendine dönmeye başlar. Sistem kalabalık bir alanda çekim yaparken bile iyi çalışır. Kamera diğer hareketli nesneler tarafından engellenmez. Seçilen kişiyi veya hayvanı çekmeye devam eder. Aynı zamanda bu cihaz 60 FPS'te 4K video çekebilmektedir. İkinci ürün ise kameranızda kullanabileceğiniz özel bir mini arabadır. Alt parça çekim olanaklarını önemli ölçüde genişletir. Kamera sadece nesnenin bulunduğu yere doğru dönmez, aynı zamanda onu hareket ettirebilir ve takip edebilirdi. Uçan bisiklet. Neredeyse herkesin kendi hava aracına sahip olacağı bir gelecek çok uzakta sayılmaz. Ancak üzerinde çalışması uzun yıllar süren devasa uçaklardan bahsetmiyoruz.
Listemizdeki bir sonraki buluş, garip bir tasarıma sahip bir motosiklettir. Ancak garip görünümün arkasında bir sebep vardır. Bu bisiklet dönüşen bir araçtır. Tahmin edebileceğiniz gibi bir hava aracına dönüşmektedir. Araç Fransız şirketi Lazeret Otomoto tarafından geliştirilmiştir. Lazeret AMV 496'nın çift tekerleği vardır. Tekerlekleri dikeyden yatay konuma değiştirmek için kontrol panelindeki düğmeye basmalısınız. Türbinler tekerleklerin ortasında yer alır ve motosikletin uçmasına imkan verir. Türbinlerin toplam kapasitesi 1300 beygir gücü ve 2800 Nm torktur. Sadece birkaç saniye içinde normal sürüşten uçuşa ve tam tersi şekilde geçiş yapabilirsiniz. Lazeret AMV 496, 5 birimden oluşan sınırlı bir üretim ürünüdür. Ancak gelecekte seri üretime geçilebileceği belirtilmiştir. Kendi kendini süren minibüs. Sojo Baltic Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir. Görevi Baltık ülkelerine özerk ve çevre dostu toplu taşımayı tanıtmaktır. 8 ülkeden toplam 13 ortak Baltık Sojası'nın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Proje yaklaşık bir yıldır Helsinki, Tallinn ve Kongsberg gibi şehirlerde aktif olarak uygulanmaktadır. Yaklaşık bir aydır da farklı ülkelerde test edilmektedir. Uzmanlar geleceğin sürdürülebilir toplu taşımada olduğuna inanıyorlar. Normal bir araba yerine böyle bir minibüste karar kılan insanlar, gezegenlerin kirleten ve atmosfere günlük olarak salınan emisyonların en azından biraz azaltmasına yardımcı olacaklardır. Ve bir de tüm insanlar elektrikli toplu taşımaya geçerse dünyanın ne kadar değişeceğini hayal edin. Sojo Baltic'in hedefi de işte tam olarak budur. Araç kendine verilen rotayı izler ve bir şoföre ihtiyaç dahi duymaz. Odometri sistemi çevre hakkında bilgi toplayarak otobüsün çevredeki engelleri tespit etmesini ve böylece kazaların önlenmesini sağlar. Şu anda hız yaklaşık 17 kilometreden biraz daha yavaştır. Bunun zamanla artması da büyük bir ihtimaldir. Şişirilebilir yatak. Her evde arkadaşlarınız veya ailenizle konaklayabileceğiniz bir misafir odası yoktur. Hatta bazen kullanmadığınızda katlayıp kaldıracağınız bir yatak satın almanız gerekir. Easy Yatak, geleneksel tasarımlarla asla karşılaşamayacağınız yeni nesil bir şişme yataktır. Her şeyden önce yatağı katladığınızda ne kadar az yer kapladığına dikkat edin. Bavuldan daha büyük olmayan küçük bir çanta boyutundadır. Yatağı şişirme işlemi ise 2 dakikadan fazla sürmez. Sonrasında ise çift kişilik yatak hazırdır. Yatağı açmak veya katlamak için yapmanız gereken tek şey bir düğmeye basmaktır. Fiyatı ise boyutuna bağlı olarak 200 ila 220 dolar arasında değişiklik gösterir. Her yüzeyde gidebilen amfibi aracı RIB. Bugünün videosundaki son buluşsa hem karada hem de suda seyahat etmek için uygun olan yenilikçi bir araçtır. Iguana X100 inanılmaz bir amfibidir. Bir tırtıl sistemiyle donatılmış sert bir şişme bottur. Iguana X100 kolayca ve zahmetsizce sudan çıkıp sahil boyunca hareket edebilir. Aynı zamanda 45 dereceye kadar olan eğimlerin üstesinden gelmesi de kolaydır. Karada seyahat hızı ise yavaştır ama bu bir dezavantaj değildir. Sonuçta bu bir araba değildir ve sistem öncelikle suya girip çıkmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Iguana X100 suya geçtiğinde aracı iki ek motor harekete geçirir. Motorları bu su aracının saatte 90 km'ye kadar hızlanmasına imkan verir.